Merhaba ustam, kolay gelsin. Sağ ol abim, hoş geldin. Hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederim abim, size de iyi bayramlar. Eti kesmenin incelikleri var değil mi? Evet abim, doğrudur. Neler yaptın bugün, nasıl başladı gün? Abi bugün sabah namazından sonra kurban kesimine başladık. 2 saat kesimi bitirdi, şimdi de müşterilerimizin etlerini ayıklayıp işleyeceğiz. Afiyetle evlerine götürüp yiyecekler, Allah nasip ederse. Neler önerirsiniz et tüketiminde? Abi eti ta dinlendirmeden kullanmasınlar. Kıyma çekiminde mesela müşterilerimiz şu an eti dinlenmeden getirip çekiyorlar ama yanlış. Soğuk bir şekilde bir gün dinlendirecekler, ikinci günü çekmeye başlayacaklar. Sıcak eti makine eziyor. Ondan dolayı da bazen müşterilerimiz bizden şikayette bulunuyor, niye eziyor? Ama sıcak et makine eziyor. Ezdiği için de onun kıyması mesela fazla, ha, tadı olarak tadı aynıdır ama köftesi falan biraz ezik düşer. Daha toparlak olmuyor. Bir gün dinlenmesi lazım. Tabii bir gün dinlenmesi lazım efendim. Et kesmenin incelikleri neler? Neler edip tertemiz yapıyorsunuz? Abi mesleğimizdir. Mesleğimizin gereğince yapıyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız da yapıyor ama bizim kadar yapamıyor. Elimizden geldiğince müşterimizin etini, kemiklerinden etini temiz sıyırıyoruz ki zayi olmasın. Bir emekçi zaten, pahalı ürün şu an. Altınla yarışıyor maşallah. Demek istediğim, elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımız kurban etlerimizi zayi etmeyelim. Kıvamında temiz bir şekilde kullanalım. Kaç yıldır bu meslektesin? Abi kaç yıldır? Hemen hemen 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Allah nasip ederse ömrümüzün boyunca da bu mesleği yapacağız ve de memnunuz mesleğimizden. İş yeri Yusufpaşa Mahallesi, Küçük Kasım Bey Caddesi, İsmailiyet Pazarı. Zaten beni tanıyan tanır. Ramazan Özdemir. İyi bir esnafız, güzel bir sanatkarız. Devamlı erkek dana keseriz dükkanımıza. Süt kutusu bulunur. Müşterimiz olmayan vatandaşlarımızı da bekleriz. Şimdi bu neresi? Bu dananın kolu abi. Şu an küreğini çıkarıyorum. Kemisi yapıyorum abi, ne etini. Danayı ben satmıştım. Sattığım danaları hem kesip hem de hisse payı yapıyoruz. İnşallah bir de seneye. Müşterimiz rahat gelir. Yok, müşterilerimiz memnun. Hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu şekilde kemiğimizi de temiz ayıklarız. Müşteriniz rahatlıkla. Tabii, gönül rahat. Tabii. Hiçbir herhangi bir şey elini sürmüyor. Yok. Tüm kesimi, hissesi, kıymasına kadar, kuşbaşısına kadar biz kendimiz hazırlıyoruz. İsmailiyet olarak böyle bir hizmeti Kars halkına veriyoruz. Bir kağıt yaz üzerine. Nelere dikkat etmeleri lazım? Hem önce ellerine dikkat etmeleri lazım. Eti sinirlerini ayıklamaları lazım. Abime diyeyim, eti dinlendirerek, eğer kıymayı bugün getirip çek dediyse yapacak bir şey yok. Hemen eti soğuk dolaplara atmaları lazım. Hava sıcak, et yoksa bozuluyor, yeşeriyor. Yeşerdiğim etin bakteri üretir. Bakteri üretti mi çöp. Başka var.
Savaş edilir dedi. 34 gün ne yaptın? Toplam. Merhaba ustam, kolay gelsin. Sağ ol abim, hoş geldin. Hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederim abim, size de iyi bayramlar. Eti kesmenin incelikleri var değil mi? Evet abim, doğrudur. Neler yaptın bugün, nasıl başladı gün? Abi bugün sabah namazından sonra kurban kesimine başladık. 2 saat kesimi bitirdi, şimdi de müşterilerimizin etlerini ayıklayıp işleyeceğiz. Afiyetle evlerine götürüp yiyecekler, Allah nasip ederse. Neler önerirsiniz et tüketiminde? Abi eti dinlendirmeden kullanmasınlar. Kıyma çekiminde, mesela müşterilerimiz şu an eti dinlenmeden getirip çekiyorlar ama yanlış. Soğuk bir şekilde bir gün dinlendirecekler, ikinci günü çekmeye başlayacaklar. Sıcak eti makine eziyor. Ondan dolayı da bazen müşterilerimiz bizden şikayette bulunuyor, niye eziyor? Ama sıcak et makine eziyor. Ezdiği için de onun kıyması mesela fazla, tad olarak tadı aynıdır ama köftesi falan biraz ezik düşer. Daha toparlak olmuyor. Bir gün dinlenmesi lazım. Tabii bir gün dinlenmesi lazım efendim. Et kesmenin incelikleri neler tertemiz yapıyorsunuz? Abi mesleğimizdir. Mesleğimizin gereğince yapıyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız da yapıyor ama bizim kadar yapamıyor. Elimizden geldiğince müşterimizin etini, kemiklerinden etini temiz sıyırıyoruz ki zayi olmasın. Bir emekti zaten, pahalı ürün şu an. Altınla yarışıyor maşallah. Demek istediğim, elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımız kurban etlerimizi zayi etmeyelim. Kıvamında temiz bir şekilde kullanalım. Kaç yıldır bu meslektesin? Abi kaç yıldır? Hemen hemen 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Allah nasip ederse ömrümüzün boyunca da bu mesleği yapacağız ve de memnunuz mesleğimizden. İş yerim Yusufpaşa Mahallesi Küçük Kasım Bey Caddesi İsmailiyet Pazarı. Zaten beni tanıyan tanır. Ramazan Özdemir. İyi bir esnafız, güzel bir sanatkarız. Devamlı erkek dana keseriz dükkanımıza. Süt kutusu bulunur. Müşterimiz olmayan vatandaşlarımızı da bekleriz. Şimdi bu neresi? Bu dananın kolu abi. Şu an küreğini çıkarıyorum. Kemisi yapıyorum abi, ne etini. Danayı ben satmıştım. Sattığım danaları hem kesip hem de hisse payı yapıyoruz. İnşallah bir de seneye. Müşterimiz rahat gelir. Yok, müşterilerimiz memnun. Hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu şekilde kemiğimizi de temiz ayıklarız. Tüm kesimi, hissesi, kıymasına kadar, kuşbaşısına kadar biz kendimiz hazırlıyoruz. İsmailiyet olarak böyle bir hizmeti Kars halkına veriyoruz. Şu an dananın kolunu kemiksiz yapıyorum. Bundan kıyma çıkaracağım, kuşbaşı yapacağım. Diğer bölgeler var. Dana bonfile, dana antrikot ayırmışız şurada. Şurada gösterebilirim. Kemikli etini çıkarıyoruz, testerede kesiyoruz efendim. Elimizden gelen hizmeti veriyoruz Allah nasip ederse. Evlerinde et parçalayanlar nelere dikkat etsinler? Abi nelere dikkat etmeleri lazım? Hem önce ellerine dikkat etmeleri lazım. Eti sinirlerini ayıklamaları lazım. Abi ne diyeyim? Eti dinlendirerek. Eğer kıymayı bugün getirip çektirdiyse yapacak bir şey yok. Hemen eti soğuk dolaplara atmaları lazım. Hava sıcak, et yoksa bozuluyor, yeşeriyor. Yeşerdiğim etin bakteri üretir. Bakteri üretti mi çöp. Kasap benim, 30 senelik kasabım. Yıllardır et alır. Hiçbir şikayetimiz olmadı şimdiye kadar. Her şeyi dört dörtlük. Hijyen. Mükemmel bir kardeşimiz. Allah işini gücünü varsın. Her şeyi ayarlıyoruz. Her işi o yapıyor değil mi? Tabii her şeyi. Her şeyi. İlk baştan kurbanımızı kilosuna göre, kaç kilo gelir diyelim, 110 kilo. Ona göre pazarlığını yapıyoruz. Kesimi ona ait, bölmesi, parçalaması, kıymasına varıncaya kadar hepsini bir şekilde yapıp elimize veriyor. Biz de dağıttığımız kadarını dağıtıyoruz. Geri kalanını da dolabımıza doldurup yiyoruz. Afiyet olsun. Her şey hazır. Her şey hazır. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Kurbanlıklarımız yine var diğer dolabımızda, dışarıda. Bunlar da gelecek. Bu şekilde danalar işliyoruz. Kemikli, kemiksiz. Müşterimize sunumumuzu yapıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi.